Kapıdağ Yarımadası'na ilk defa 2 yıl önce geldim. Narlı köyünde bir rüzgar enerji santralinde biyolog olarak çalışıyordum. İşim göç eden kuşları izlemek ve raporlamaktı. O nedenle doğada çok zaman geçiriyordum. Gözlemlerim esnasında kuşların yanında başka bir şey daha fark ettim. Bitkileri. Kapıdağ Yarımadası, Marmara Denizi'nin güneyinde adeta bir mantara benziyor. Dar bir kanalla karaya bağlanmış bir ada gibi aslında. Balıkesir'in Erdek ilçesi ve birçok köyü burada bulunuyor. Kapıdağ'daki ilk yılımda sayısız doğa inceleme gezisi yaptım. Bölgenin bitki çeşitliliği ve yöre halkının bu bitkilere dair özgün bilgi ve deneyimleri hemen dikkatimi çekti. Bitkilerle ilgili birbirinden farklı birçok kullanım şekli ve değişik adlandırmalar duymuştum köylülerden. Bu durum beni hem şaşırtmış hem de heyecanlandırmıştı. Bitkilere ve buradaki bitki bilgeliğine olan merakım giderek arttı. Ve buradaki ikinci yılımda bitkileri ve bitki bilgeliğini derinlemesine keşfetmek için düştüm yollara. Yukarı Yapıcı Köyü'nde dolaşırken binlerce sarı papatyanın arasında sarı kantoron bitkisine rastladık. 20 santimden 1 metreye kadar uzanan gövdesi yukarıda çok dallanıyor ve altın sarısı çiçekler açıyor. Çiçekleri elimize sıktığımızda mavimsi mor bir renk alıyor. Ülkemizde olduğu gibi Kapıdağ yöresinde de çok tanınan bir bitki sarı kantoron. Kantoron, sarı kantoron ya da kantoros olarak biliniyor. Daha çok çay ve yağ şeklinde tüketiliyor. Haziranda çiçeklenen bitkiler toplanılarak demet haline getiriliyor ve kurutuluyor. Asılarak kurutuluyor. Daha sonra özellikle mide rahatsızlıklarında, ülserde ve kışın soğuk algınlığında kullanılıyor. Kantoron yağı ise yara, yanık ve kan durdurucu olarak kullanılıyor. Almanya'da ilaç kodeksine girmiş bir bitki. Özellikle düşük ve orta derece depresyon tedavisinde kullanılıyor. Ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Fakat özellikle hamile kadınların ve ilaç kullanan hastaların bu bitkiyi kullanırken bir doktora danışması önerilir. Muşmula bitkisinin önündeyiz. İlk karşılaşmam 2 yıl önceydi. Yine bir Ağustos, Eylül ayıydı. Nasıl yenileceğini bilmiyordum. Çok sert bir meyvesi vardı. Daha sonra akşamleyin yaktığımız ateşin içine attık, köze attık ve çok tatlı bir meyve haline geldi. Öyle tükettik. Daha sonra Kapıdağ'daki gezilerimizde muşmulanın tam olgunlaşmadan Ekim ayında toplandığını, daha sonra evde bir bezin üzerinde veya kağıdın üzerinde olgunlaşmaya bırakıldığını öğrendik. Kapıdağ yöresinde yabani olarak da muşmula rastlamak mümkün. Evcil olarak da. Buradaki bahçe sahipleri muşmulayı aşılayarak bahçelerinde taze olarak tüketiyorlar. Hayvanlar rahatsızlandığı zaman kullandığın bitkiler var mı? Herhangi bir bitki kullanıyor musun? Kantoron yağı kullanıyorum. Kantoron yağı. Evet, onu zeytinyağının içine koyuyoruz. Bir ay bekliyoruz. Ondan sonra işte mesela benim oğlaklarımın ağzında yara çıkmıştı. Ektima hastalığı diyorlar buna. Ektima? Evet, veterinerlerine tabi. Hani caiz dersek. İşte ilaçlar alıyordum bir sürü, fazla şeyini göremedim. Aldım bunu kullandım. Ağızlarına sürüyordum mesela. 5 gün boyunca kullandım. 6. günü sonucunu gördüm yani. Peki nasıl topladığın o... Sen mi topluyorsun bitkiyi? Tabii tabii. Nasıl evet. Bir bitki yani? Sarı böyle çiçekleri var. Keşke olsa. Yani hangi mevsimde mesela? Bu aylarda açıyor işte. Haziranda falan. Bu aylarda olması lazım yani o bitkinin. Bir de bir keçinin mastarı benim yarılmıştı. Hani anlayacağınız şekilde memesi. Memesi. Evet. Ona da sürdüm. Ona da yani geçirdim. Hiçbir şekilde başka bir ilaç kullanmadım yani. Bu bilgiyi sen nereden öğrendin?
Annemden. Annenden. Annem mi gösterdi? Tabii annem gösterdi. Ben yani bilmiyordum. Bir sürü ilaç alıyorduk o zaman hayvanlara. Pek de faydasını görmedim yani açıkçası. Yah. Aksi. Yarım saat önce buradan geçerken Ayşe teyze piren dallarıyla burada bir ateşlendirme yapıyordu. Odunları tutuşturuyordu. Daha sonra geldik ve bu kazanın içinde ne olduğunu sorduk. Çınar yapraklarını aldı Ayşe teyze ve kapağını açtı. İçinde kavanozlar var. Ayşe teyze burada erik suyu yapıyor. Nasıl yaptığını sorduğumuzda kırmızı erikleri, şu anda Temmuz ayında olgunlaşan kırmızı erikleri toplamış, kavanozlara koymuş. İçinde şu anda 7 tane kavanoz var. Kavanozların üzerinde de 2 tane taş var, sabit dursunlar diye muhtemelen. Ve üzerlerine kadar su var, kaynıyor su şu anda. Olgunlaşan erikleri kavanozlara koyuyor. Daha sonra üzerine aldığı kadar su koyuyor ve sıkıca kavanozları kapatıyor. Daha sonra kaynattığı suda bunları yaklaşık 1 saat kaynatıyor. Bir saatten sonra alıp soğumaya bırakıyor. Ne için böyle bir şey yaptığını sorduğumuzda özellikle kışın yemeklerde mesela pilavın yanında, makarnanın yanında ister bardakla hoşaf şeklinde içilen, isterse kaşıkla yenilen bir meşrubat, hoşaf, erik suyu deniyor. Vitaminli, besleyici değeri olan bir ürün, doğal. Sofralarda asitli içecekler yerine kışın içilebilecek bir ürün. Gayet de ekolojik. Şöyle bir sepet senin daha önce eşek için kullandığını söyledin de ne zaman aldın bunu? Nereden aldın bu sepeti? Edicik'ten bunları yapıyorlardı. Kuşta vardı. Bir daha göle geliyorlardı bir erdekten bir kat ama ölüyorlar be ya. Kaç sene önce aldın bunu sen? Benim 40 sene var o. 40 sene? Valla var. Peki hangi ağaçtan yapılmış bu? Kestane. Kestane. Kestanenin genci olacak, genç böyle olacak. Yarılıyor böyle, bıçaklar mı? Hı-hı. Hani kapı geçeği yapıp yandırıp incecik incecik olacak. Biraz önceki kestanenin, bu kestane değil miydi? Kestane bu. Bunun kabuğundan mı yapıyorlar? Bu. Neresinden? İçinden. Çünkü bu kadar ince çıkıyor. Daha iyi. Buradan alıyorlar. İç tarafından şöyle şöyle. Nereye makine oturuyorlar böyle. Aha. Çekiyorlar böyle. Benim bıçak var. İncecik yapıyor. Tertemiz. Böyle kırıyor kırılmaz. Bu kadar esnek. Şey. Genç oluyor. Anladım. Peki ne için kullanılıyordu bu eskiden? Bunları mı? Evet. Zeytin tapıyorduk. Bunları işte eşeklerine getiriyorduk. Erdek. Düzlüğü de saklıyorduk bu kenarda. Akşama ikindi konurdu mu hemen yüklüyorduk eşek. Oradan buraya geliyor. Köyün yukarı kesimlerindeyiz. Ceviz ağaçlarının altında iki kutuya rastladık. Üzerlerine baktığımızda bunların şeftali, zeytin, bağ, bahçe, domates için ve diğer bitkiler için kullanılan böcek ilaçlarını, özellikle yaprakları bitlerden, böceklerden koruyan ilaçlar olduğunu gördük. İlaçların üzerlerinde zararlı ve çevre için tehlikeli ibareleri var. Ayrıca kullanıldıktan sonra uygun bir şekilde bertaraf edilmeleri tavsiye ediliyor. Fakat ne yazık ki bunları bir derenin kenarında gördük ve hatta birinin içi de az bir şey var, hala ilaç dolu. Hatta burada bir akmış mavi görüntü onu gösteriyor. Böyle manzaraları görmek bizleri üzüyor çünkü bu ilaçlar özellikle dereler vasıtasıyla diğer çevre döngüsüne de karışıp diğer canlıları da, balıkları, böcekleri, kuşları ve tüm bitkileri etkiliyor. Umarım bir daha böyle şeylerle rastlaşmayız.
Şu anda İlhan Köyü'ndeyiz. Yanımızda bir defne çalısı var. Defne sözcüğü antik Yunan'dan Daphne sözcüğünden geliyor. Normalde 10 metreye kadar boylanabilen bir bitki. Şu anda küçük bir bitkinin yanındayız. Yaprakları elips şeklinde ve kenarları dalgalı, oldukça sert. Yine yapraklarının kokusu gayet aromatik ve acımsı bir kokusu var. Bitki Nisan ayında çiçeklenmeye başlıyor. Şu anda Temmuz ayındayız ve üzerinde küçük meyvelerini görüyoruz. Daha olgunlaşmamış minik meyveler. Bu meyveler, yeşil olan bu meyveler sonra kırmızıya, daha sonra kahverengiye dönüyor. Kasım ayında ise parlak bir zeytin görünümü alıyor, zeytin rengini alıyor. Ülkemizde ve Kapıdağ'da da defnenin yapraklarından ve meyvelerinden faydalanılıyor. Kapıdağ'da daha çok balık yemeklerinde kullanılıyor. Yine çay olarak da tüketiliyor. Çayının özellikle soğuk algınlığı, grip ve sindirim sorunlarına olan faydalı etkileri halk tarafından biliniyor. Defne yağının da ağrı kesici ve kas ağrılarını giderici özelliği biliniyor. Kapıdağ'daki görüşmelerimizde bir teyzemizden defne suyuyla, kaynattığı defneyle yaptığı sudan ürettiği sabunlarla karşılaşmıştık. Sabun üretiminde de kullanılıyor. Çayının herhangi bir yan etkisi yok. Yağının ise çok sürüldüğü zaman tahriş edici etkisi olabilir. Bundan dolayı dikkatli olmak gerekiyor. Doğanlara doğru giderken yol kenarında sumak bitkisine rastladık. Sumak 1 metreden 3 metreye kadar uzanan çalı görünümünde bir bitki. Gövdesi sarımsı yeşil, yaprakları 30 santime uzanan bir bitki. Parçalanıyor daha sonra, 6-7 parçadan oluşuyor yaprakları. Üzerlerinde tüyler var, gövdesinin üzerinde de, dalların üzerinde de tüyler var. Yine meyvelerin üzerinde de tüylü sumakların. Şu anda sarımsı yeşil görünümünde meyveler. Önümüzdeki haftalarda bu meyveler kızaracak ve tüketilmeye hazır hale gelecek. Sumak, ülkemizde sumak baharatı ve sumak ekşisi olarak tüketiliyor. Olgunlaşan kırmızı meyveleri kurutularak kevgirden geçiriliyor ya da mikserle çekirdekleri çıkarılıyor. Meyvelerinin dışı oldukça lezzetli ve ekşi. Mercimek şeklinde meyveleri var. Ortasındaki tohum ise böbreğe benziyor. Bu tohum daha sonra sertleşiyor ve siyah rengi alıyor, koyu bir renk alıyor. Toplanan sumakların kaynatılarak ve süzülerek elde edilen sıvının güneşte kurutulmasıyla, güneşte biraz daha yoğunlaştırılmasıyla sumak ekşisi yapılıyor. Bu pekmez kıvamında bir şey. Yine Kapıdağ, Güneydoğu'dan gelen vatandaşların burada sumağı suda bekleterek, soğuk suda bekleterek suyunu yemekleri, özellikle dolmaya, sarmaya ve salataya döktüklerini öğrendik. Ülkemizde birçok çeşidi bulunuyor. Derici ve boyacı sumağı daha çok kullanılıyor. Şu anda Ormanlı Köyü'nde hayıt ağaçlarının yanındayız. Daha doğrusu hayıt çalıları. Hayıt bilimsel literatürde Vitex agnus castus olarak adlandırılıyor. Vitex sözcüğü Latince'de viere'den geliyor. Viere ise bağlamak, dokumak anlamında. Ülkemizde ve Kapıdağ Yarımadası'nda da hayıt ağacı sepet örmede kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde Erdek Pazarı'nda bir teyzemiz kamıştan ördüğü sepetleri hayıtla bağlamıştı ve desteklemişti. Hayıt ağacının dalları aynı söğüt gibi esnek olduğu için bu amaçla kullanılıyor. Bunun dışında hayıt tohumlarından da yararlanan bir bitki daha çok. Tohumları çay olarak tüketiliyor. Özellikle kadınlarda menstruasyon öncesi rahatsızlıkların giderilmesinde etkili bir ilaç olarak kullanılıyor. Erkeklerde ise libidoyu azaltıcı etkileri var aksine. Şu anda Temmuz ayındayız. Hayıtların mavi çiçeklerini görüyoruz. Çevremizde beyaz çiçekli hayıtlar da var. İlerleyen aylarda bunlar
aynı bir karabiber tanesi gibi küre şeklinde gelecekler ve tohum oluşturacaklar. Bu tohumlar toplanılıyor ve kullanılıyor. Tıbbi etkileri önemli fakat özellikle emziren kadınların ve hamile kadınların bu bitkiyi kullanırken bir noktada uygulamaları önerilir. İlhan Köyü'nde Temmuz ayında çınarların altında seriniyoruz. Hüseyin amcanın kahvesinin önündeyiz. 40 yıldır burayı işletiyor Hüseyin amca. Geçtiğimiz günlerde bir bitkiden bahsetmişti. İlginç bir bitki. Neydi bitkinin ismi? Hala hatırlayamıyorum yani. Diyemiyorum onu, o bitkiyi. Şimdi biz ona diyoruz Askülübros. 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 Bu bitki ilaçlı bir bitki. İlaçlı derken faydalı yani. Faydalı. Yani, tıbbi olarak faydalı. Yani birin çocuğu ölüyor ve öldükten sonra atıp sapıyorlar. Bunun içinde bir kase gibi, toprak kasesi gibi bir şey oluşmuş. Haliyle çocuk ölüyor tabii. Öldükten sonra anası buna merak ediyor. Acaba bu ne yemeği dağıtır diye. O kaseyi mi? Kaseyi. Midesine çıkan kaseyi. Evet, kaseyi. Ve mutfakta evin bir kenarına koymuş. Haliyle her gün pişirdiği yemeği içine koyuyormuş. Hiçbir şey dağıtmamış bunu. En sonunda işte bu askeri burada pişirdiğinde koymuş ve o dağıtmış. Kadın o zaman isyan etmiş hele. Ben niye bunu daha önce pişirmedim de çocuğumu kurtarayım. Hüseyin amcadan dinlediğim Şevketi Bostan bitkisinin olağanüstü şifa hikayesi beni çok şaşırttı. Bu hikaye üzerine derin düşüncelere dalmıştım ki kendimi Ballıpanar köyünde bereket dolu soğan hasadının ortasında buldum. Ballıpınar köyünde soğanlar hasat edilmiş, kırmızı soğanlar. Şu anda Erkan abiyle birlikteyiz. Soğanları dizi dizi örüyor. Şunu soracağım Erkan abiye, bu soğanların diğer soğanların farkı ne? Nasıl ayırt edeceğiz yani soğanları? En büyük farkı soğanların kabukları kullanılması ve bu soğanların iki yerine öldüğünü ya da ortada öldüğünüzde boya, mor boya çıkabilir. Mor boya değil de yani kendi özelliğinin bir boyası var. Öbür soğanlardan en büyük ayrı edebileceğimiz şey o. Kabukları kalın derken şey, yani yok. Fazla kat mı var? Evet, kat olarak fazla da olabilir. Et özelliği daha fazla. Diğer soğanlarda böyle bir şey yok. Evet. Türkiye'nin başka yerlerinde de mor soğan veya kırmızı soğan adıyla satılanlar varmış. Ballıpınar adıyla hatta satılanlar varmış. Ama o değil işte. En büyük özelliği işte bizim buradaki bu soğanları. Şöyle bak, ellerimiz belli. Mor boya çıkarıyor. Bu ellerimizi koyuyor. Peki bu soğan tatlılığı, acılığı nasıl? Öbür soğanlara bakarak çok daha tatlı. Evet. Peki daha çok nelerde kullanıyorsunuz bu soğanı? Genellikle salatada. Salata. Evet, söğüş salatada bunu kullanıyoruz. 80 seneden beri bizim dedelerimizden kalan balık soğanı olarak geçiyor. Balık soğanı? Evet. Ha, diğer isminde balık soğanı olarak geçiyor. Ballıpınar hem soğanı hem de kirazıyla meşhur bir köy. Toplumsal dayanışmanın ve tarımda imecenin hala yaşadığı çalışkan bir köy diyebilirim buraya. Ballıpınar halkının toprağına sahip çıkması ve tarım yaparkenki mutlulukları beni çok etkiledi ve gelecek için umutlandırdı. Yeniden gelmek üzere Ballıpınar'a hoşça kal dedim. Karşı tepelerde gördüğünüz yollar
teraslar daha doğrusu. Ağaçlandırma için yapılan teraslar. Yol gibi görülüyor gördüğünüz gibi. Normalde burası makilik bir alan. Burada fundalar, pırnal meşeleri, koca yemişler ve Mersin çalılarına ulaşan bir maki örtüsü var, doğal bitki örtüsü. Yalnız 2012 yılında Bandırma İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü, Bandırma Orman Müdürlüğü burada halka gelir sağlamak amacıyla ağaçlandırma çalışması, çam fıstığı ağaçlandırma çalışması yapmış. İş makineyle buralarda teraslar yapılıp hala da sürüyor. Geçtiğimiz aylarda da geldiğimizde bu çalışmaya tanıklık etmiştik. Böyle teraslama çalışmalarının yaban hayatta şöyle bir olumsuz etkisi olabilir. Doğal bitki örtüsünü tahrip edilmesi, aynı zamanda toprak su dengesinin bozulması gibi sonuçlar doğurabilir. Geçtiğimiz aylarda Turan köyü sakinleriyle konuştuğumuzda da son 2-3 yıldır fasulyelerine su bastığını söylediler. Bu teraslama çalışmaları sonrasında muhtemelen toprağın su tutuculuğu kayboluyor ve sular, yağmur suları direkt bahçelere basıyor. Çam fıstığı ekimi için yapılan teraslama faaliyetlerinin aynı zamanda denizlerdeki balık mağaralarında kapadığıyla ilgili bir bilgi aldık. Akan minlerin bu mağaraları kapattığı ve balık popülasyonunun azalmasına neden olduğu kaygıları var. Bayağı besleyici özelliği var. Direncini bayağı arttırıyor. Kalbi kuvvetlendiriyor, direnç veriyor. Ama yani özellikle bağırsak, mide sorunu olanlara tavsiye edilmez. Beklik yapıcı, hazmı zorlaştırıcı etkisi olabilir. Mide tansiyonu, yüksek tansiyon hastalarına nar yemeleri öneriliyor. Oo, çiçeklere bakın. Çarkıferek bitkisi. Bayağı sürüncü bir bitki. Bundan dolayı böyle duvar diplerine dikiyorlar. Sarmaşık olarak kullanıyorlar. Tekerlek gibi bir bitki. Erkek organ ve dişi organ böyle parçalara ayrılmış. Tıbbi etkilerinin olduğu yazılıyor literatürde. Yapraklarından ve çiçeklerinden faydalanıyor. Çayı yapılıyor. Böyle sakinleştirici, özellikle uyku sorunları olanlar için kullanılan bir bitki. Kapıdağ yöresinin en önemli geçim kaynaklarından zeytin. Henüz olgunlaşmamış. Ağustos ayının sonlarındayız şu anda. Kasım'a doğru bunlar hasıl edecek. Biraz daha morlaşması lazım yani siyah zeytin için. Doğanlar Köyü'nde bitkiler konusunda bilgi kişileri ararken şifalı merhemleriyle tanınan Hayriye teyzeye yönlendirdiler beni. Bitkilerden merhem yapan birinin olduğunu öğrenmek beni çok heyecanlandırdı. Hemen Hayriye teyzenin kapısını çaldım. Peki o yabani kavun dedin, satın mı aldın sen onu? Nasıl bir şey o? Onu da rahmetli üvey oğlumun gideceğiz gelinlik alma. Hı hı. Gittik eve. Gelinliği aldık. Döndük oturduk arabaya. Ah bir baktım. O kavunlar ekilmiş gibi. Sonra şoföre dedim. Oğlum Allah'ın Muhammed'ini seversen 5 dakika dur burada. Tamam ablacığım dedi. Benim de üstünde güvez kadife elbisem kiloş var. İndim arabadan. Açtım da öyle topladım. Topla Allah, topla Allah. Bir kucak topladım. Sonra sordum kimde bulurum yırlanmış zeytinyağı. Teyze de dedi. Boşuna aktım. Gittim, gel Moisinko, gel kızım diyor Poşnakçı. Ben dedim ne için geldim biliyor musun? Teyzeciğim dedim, benim kocam çok hasta dedim. Bana ilaç söylediler. Ben yıllanmış zeytinyağı, yıllanmış şarap. Bir de dedim acı kavun. Onlar çok iyi kız ya, bağırma. İnanır mısın? 5 kilo bana yağ verdi. Ondan sonra ta Sıt Gazi'nin yanında orada şaraphane var. Evvelden. Ben de yürü Allah, yürü Allah gittim oraya. Oraya şaraphaneye. Oraya gittim böyle senin gibi bir genç.
Selamun aleyküm oğlum, aleyküm. Oğlum dedim, ben bir şey için geldim. Söyle ablacığım dedi. Benim dedim kocam çok hasta dedim. Bana bir ilaç söylediler dedim. Yılanmış şarap. Var, var, var dedi. Gitti getirdi bana 1,5 kilo. Aldım onu hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım dağlardan taşlar, akan sulardan, senin büyük deryalardan cümle Muhammed ümmetine şifalar, benim kocama da yarın. Allah'ım kurtulsun zavallı bu dertten. Aldım onları kaynattım oğlum. Sür Allah, sür Allah. Bir hafta geçmedi adam kalktı ayağa. Gidemiyor, bezliyordu. Kalktı ayağa. Ballıpınar'a doğru giderken yolda mor meyveli bir çalı gördük. Yanına yaklaştığımızda pırnal meşesi türlerinden birisi olduğunu fark ettik. Bu pırnal türü kuzu pırnal olarak adlandırılıyor bu yörede. Daha çok hayvan yemi ve yakacak olarak kullanılıyor. Diğer pırnaldan farkı, bunun yaprakları da dikenler yok. Daha tırtıksız bir yaprağı var. Yine diğer pırnalda kozalıklıyken bunda mor küçük meyveleri var. Bu ürünün yaygın kullanılan yakacak ve hayvan yemlerinden birisi. Mersin ağacı bilimsel literatürde Myrtus communis olarak geçiyor. Beyaz, pembemsi beyaz meyveleri var. Bazı cinslerinin mor meyveleri de oluyor. Ekim-Kasım ayında olgunlaşıyor meyveleri. Meyveleri ve yapraklarının kokulu, aromatik, baharlı bir kokusu var. Keskin bir kokusu. Yine meyvesinin buruk bir tadı var. Meyvesi ve yaprakları diş kokularına, ağız kokularına iyi geliyor. Aynı zamanda mide için de rahatlatıcı etkisi var. Yine yapraklarından elde edilen çay, soğuk algınlığında, bronşitte kullanılabiliyor. Ballıpınar köyünde teyzeleri, ablalara rastladık. Soğanların arasından otlar ayıklarken bunları da toplamışlar aynı zamanda. Bu hardal otu. Yine burada gelincik otu var. Karışık otlar, ısırgan. Elimi yakabilir şu anda. Isırgan otu var. Yine ismini tam olarak bilmekleri geyik. Ya dana dili olabilir. Dana dili. Şöyle bakalım. Dili. Bunlarla karışık ot yemekleri yapıyorlar. Soğanla kavurarak veya gözleme yapıyorlar. Ocaklar Narlı yolu üzerindeyiz şu anda. Koca Yemiş Çalısı'yla karşılaştık. Aslında bunlar 3 metreye hatta 6 metreye kadar büyüyen ağaççık şeklinde bir bitki. Genç bitkinin gövde dalları kızıl renkli. Buradan tanıyabiliyoruz. Şu anda Aralık ayındayız. Meyveler var. Olgunlaşmış meyveleri var üzerinde bitkinin. Aynı zamanda kurumuş çiçekleri de var. Çok enteresan bir bitki. Çiçeklendikten yaklaşık 11-12 ay sonra meyveler olgunlaşıyor. Şu anda hem olgunlaşmış meyveler hem de çiçekler üzerinde. Normalde Kasım, Ekim sonu, Kasım ayları meyvenin olgunlaştığı zaman. Şu anda birçok koca yemişin üzerinde meyve yok veya toplanmış çoğu. Ama bu yol üzerinde özellikle yukarılarda büyük, daha uzun, yani 3 metreye varan koca yemiş ağaçlarını görebiliyoruz. Mesela orada bir tane var. Bunun da meyvesi geçecek gibi.
Meyve kırmızı ve üzeri tırtıklı. İçinde de meyvenin içi sarı ve çekirdekli. Çok net bir aroması ve tadı yok. Taze taze yemek gerekiyor. Saklanması çok zor. Yumuşuyor. Yani taşınması da çok zor. İdrar sökücü olduğu belgelerde yazıyor. Kaynaklarda idrar sökücü özelliğinden bahsediliyor. Çok fazla yendiği zaman da baş ağrısına neden olduğu söyleniyor. Aynı zamanda iyi bir C vitamin deposu. Düzler köyünde şu anda 4 farklı bitki türü. Kırnal var, defne, zeytin, kumarika. Kumarika. Omakçası yani bunun bizim dilimizde. Biz Selanik göçmeniyiz ya. Ne diyorsunuz buna? Dalga. Dalga. Kumarika farklı. Kumarika, pomakça. Kumarika, dalga. Evet. Türkçesi. Evet. Bizim hayvanlara mı götürüyorsunuz? Evet. Hayvanlara. Yaşken mi? Yaş. Evet. İyi, güzel. Erdek Düzler köyündeyiz şu anda. Yaklaşık yarım saat önce el arabasıyla zeytin dalları taşıyan bir amca gördük. Sağ olsun bize bayağı yardımcı oldu buradaki odunların ne işe yaradığıyla ilgili. Hüseyin amcaya buradaki odunları neden böyle istiflediklerini, ne amaçla kullandıklarını sorduk. En baştan anlattı bize. Burada küçük dikenli yapraklı bitkiye kırnal dedi. Bunu keçilerin yediğini söyledi. Aynı zamanda yakacak olarak kullandığını söyledi. Yine ona benzer küçük yapraklı fakat dikensiz bir bitki var burada. Buna da kuzu pırnalı dedi. Yine buradaki çalıların benzer amaçlarla kullanıldığını, yakacak olarak ve aynı zamanda hayvan yemi olarak kullanıldığını söyledi. Yine burada daha geniş yapraklı defne bitkisi var. Defne yapraklarında yakacak olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda defne bitkisini kurutulmuş incirlerin arasına koyuyorlarmış. Güzel koku versin diye. Buraya geldiğimizde zeytin dalları yine Kapıdağ Yarımadası'nda yaygın bir şekilde keçileri beslemek için kullanılıyor. Ağrı'ndan götürdü mesela. Bunları Ağrı'nın tepesine astığı balya balya keçilerin asılı dalları yediğini gördük. Yapıyoruz. Ben böyle kuru dallar var. Birkaç tane onları kestim. Şey budadım biraz. Hasadı tek tek elinizle mi yapıyorsunuz? Makineyle de sıyıran var ama ağaçlar zedelenmesin diye böyle biz elimizle bak böyle sıyırıyoruz. Şöyle normal. Aynen. Yaprakları dökmeden. Yapraklar da dökülsün. Taze yaprak çıkıyor yaz. Benzer bir çöp manzarası Kapıdağ'dan. Daha önce gezilerimizde de özellikle kıyı şeridinde köylerin çöplerini kıyıya doğru attıklarını gördük. Bu hem karasal ekosistem için hem de deniz ekosistemi için çok zararlı nitelikte maddeler olabilir. Burada her şey var. Yemek atıklarından plastiğe, cama, ev eşyaları, muhtemelen
işte sabundur, deterjan kutuları, bira şişeleri. Resmen bir çöp adası, çöp dağı olmuş vaziyette. Kapıdağ Yarımadası gün geçtikçe çöplerin yığıldığı bir dağ haline geliyor. Bunun için umudumuz, bunun için gerekli önlemlerin alınması ve atıkların bertaraf edilmesi. Umarım önümüzdeki yıllarda böyle manzaralarla karşılaşmayız. Acıtan çöp manzarasından Yukarı Yapıcı Köyü'nün içimi ısıtan insanlarına gitmeye karar verdim. Bir yıldır sık sık ziyaret ettiğim Emine teyzemle yeniden kucaklaşmak, ondan yeni bitkiler ve tarihler öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü Emine teyze ve eşi Ferit amca Yukarı Yapıcı Köyü'nün belki de son bitki bilgeleriydi. Onların bitkilerle olan ilişkileri, söyledikleri Pomakça bitki isimleri ve beslenme alışkanlıkları benim için ilham vericiydi. Böyle acımsı şey. Bunu nasıl, hoşaf mı yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun bunu? Bunu şimdi çay damlığa koyup kaynatacak bir çay. Suyla kaynatıyorsun. Suyla. Valla bildiğin sen şaşarsın. Sonra meyvesini yiyor musun? Yiyoruz. Hmm. Bizim kendi kadın. Dalak dalak. Var mı bizim? Var değil mi? Sürekli. Evet, dalak evet. Ne doktorlar bırakmadı, tambala gitti, bunlardan demiş. O zaman yoktu şimdi, ben yalnız topluyordum. Bu, o kadını bunlar kurtardı. Bunun çayı mı, ya, kendi yedi mi? Yiyoruz. 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 Ben yiyorum ama buzdolabından korkuyorum yavrum. Ha, soğuk değil mi? Ha, ben alkışım toprak, ye. Biliyorum. Ha? Kekre bağızı, değil ha, mi? Ha. Ne zaman toplanıyor bu? Hangi mevsimde? Böyle... Nasıl şimdi ne sen yalan söyleyeyim? Kasım ayı mı? Aralık mı? Kestane. Kestane ne zaman? Aralık, Ekim. Ekim. Ekim ayında. Ekim ayında. Ekim ayında. Çünkü acı oluyor değil mi? Tamam, acı oluyor. Benim oğlum aşağıda o kadar ki eşiriyordu. Bariyemde ama ne sürmek, ne sürmek. Babası gitti topladı. Topladı, gelin kaynatmış. Kaynatta iki bardak içmiş, valla o öksürük yürümüş. Bak bak bu sirkeye bak, bu elma sirkesi bak. Bak. Bunlar mı? Ha. Bunlar. Ha, üçüsü de. Ha, şunlar. Elma sirkesi. Bu? Bu da sirke. Biliyor musun ne koydum içine? Nasıl yaptım bunları, yok bilmiyorum. Valla alıyoruz dünya kadar para dükkanda. Nasıl koydum? Elma, yabani elma var. Kisalisa dağda. Da. Ne diyorsunuz? Kisalisa. Kisalisa? Var çok oluyor. Dede toplamış, kestim, kestim, yıkadım, koydum içine. Güzel ne koydum biliyor musun? Bir izim var, o kadar iyi koktu, üç tanecik koydum. Üç izim. Üzüm. İzim, izim. Koydum. Üç tane de mışkış kuşu dediğin gibi onu da koydum, renge bak. Kimse yorulmaz, o olsun sürke. Yeniyor mu bu? Biz hani kaşık otu diyoruz. Kapalacı çıkarmış, bizim babakçesi bu.
taşı. Burnunu yeniliyor galiba. Yeniliyor. Papalak. Papalak. Ne diyorsun? Ne görürmez? Papalacicka, lacicka. Papalacicka. 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 Dur, öyle yani. Ama sen yemiyorsun, sen kullanmıyorsun. Ha, evde kullanıyorduk. Kullanıyorduk. Biraz acılı. Bu mu acılı? Acılı biraz. Nasıl kullanıyorsun bunu? İşte böyle pişiriyoruz. Ne var bunun içinde? Mısır unu, bir şey yok. Mısır unu var. Başka? Ne istersen katabilirsin de mısır unu öyle karıştırıyorsun. Otlar ne şu anda içindeki otlar? Can cana ben burada. Sadece can cana mı var? Yok, başka ot yok ki. Can cana ile mısır ununu karıştırdın, tuz koydun, karıştıracak. Su koydun. Yapışmaz tavaya, koy onu yap, o kadar güzel oldu. Biber de koymuşsun ama acı. Biber koydum. Kartina. Kaynana ne yaptın bize, ne yaptın ze? Bir kartina yaptım. Turanlar köyünden Ormanlı köyüne doğru giderken yol kenarında yeşil damar otları gözümüze çarptı. Damar otlarını az önce Doğanlar köyünden Şazimen teyzeden duymuştuk. Şazimen teyze küçüklüğünde ayaklarına terlik bile giymediklerini, yalın ayak dolaştıklarını, bundan dolayı da ayaklarında çıban ve iltihaplı yaralar oluştuğunu anlattı bize. Böyle yaralar oluştuğu zaman babası damar otunu bir közün üzerine koyup biraz yumuşamasını bekliyormuş. Daha sonra damar otunun üzerindeki zarı alıp içindeki yumuşak yeşil sıvıyı çıbana koyuyorlarmış. Ve çıbanın böylece tedavi ettiğini anlattı Şazimen teyze. Damar otu yol kenarlarında da yaygın bulunan bir ot. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde damarlı ot, sinirli ot, sinir otu ya da yedi damarlı ot gibi isimlerle anılıyor. Farklı türleri var. Burada da iki farklı türünü görüyoruz. Biri uzun, dar yapraklı, diğeri ise kısa, geniş yapraklı damar otu. Çıban yara tedavisinde kullanıldığı literatürde de anlatılıyor. Kapıdağın yeşili binbir rengini göstermeye, çiçekler kokularını salmaya başlıyor. Bitkilerin bu coşkusuna kuşların ve insanların sesleri de eşlik ediyor. Yarımadaya yaz geldi. Narlı köyünün yukarı kesimlerinde menengiç çalısıyla karşılaştık. Menengiç 5-10 metre boyutlarında çalı ya da ağaç görünümünde yaprak döken bir bitki. Karşıda ağaç formu da var. Burada önümüzdeki çalı formu. Yaprakları reçine kokulu, yoğun bir reçine kokusu var. Yine meyveleri de reçineli. Hafif yapışkan bir hissi var. Şu anda Haziran ayındayız ve üzerinde pembemsi meyveleri var. Mart-Nisan ayında çiçeklenen bir bitki. Ekim ayında ise meyveleri olgunlaşıyor ve toplanmaya başlanıyor. Olgunlaşan meyveleri yeşilimsi mavi oluyor ve yağlı bir görünümü oluyor. Ele aldığınızda böyle yağ hissi yaratıyor. Meyvelerinden menengiç kahvesi yapılıyor. Toplanıyor, kurutuluyor, ezilerek kahve olarak tüketilebiliyor. Aynı zamanda Kapıdağ yöresinde çitlenbik adıyla bilinerek
çerez olarak tüketiliyor. Narlı köyünün yukarı kesimlerindeyiz. Katır tırnağının yanındayız. Yörede ise katır kuyruğu olarak biliniyor bu bitki. 1-3 metre boylarına kadar uzayan bir çalı, katır tırnağı. Sarı, altın sarısı çiçekleri var. En önemli özelliği ise çok hoş bir kokusu var. Yörede de hoş kokusundan dolayı evlerde süs bitkisi olarak kullanılıyor, vazolara konuluyor. Aynı zamanda yeşil olan dalları şöyle katlanarak süpürge yapımında kullanılıyor. Katır tırnağının çiçekleri bir araya gelerek meyvesini oluşturuyor. Olgunlaşan meyveler yaklaşık 10 santim boylara erişiyor ve yaklaşık içinde 20'ye yakın tohum barındırıyor. Hem çiçekleri, hem de dalları, hem de tohumları zehirli bir bitki. Kullanılması çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Karabaş otunun yanındayız. Karabaş otu ülkemizde özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yaygın olarak yetişen bir lavanta türü. 1 metreye kadar boyu oluyor. Buradaki karabaşın 50-60 santim boyu var şu anda. Şu anda Haziran ayındayız ve çiçekleri dökmek üzere, çoğunu dökmüş vaziyette. Normalde eflatun mor çiçekleri oluyor, menekşe renginde oluyor çiçekleri ve hoş, baharlı bir kokusu var. Karabaş otu genellikle çay ya da uçucu yağ olarak tüketiliyor. Çayının ve uçucu yağının mikrop önleyici, yara iyileştirici, aynı zamanda ruhsal olarak rahatlatıcı bir etkisi var. Kapıdağ yöresinde sıklıkla karabaş olarak biliniyor ve çay olarak tüketiliyor. Kapıdağ'ın ormanlarında gezerken Hayriye teyzenin bahsettiği yabani kavun bitkisini fark ettim. Hayriye teyze de merhemli gördüğüm bu bitkiye doğada rastlamak beni çok heyecanlandırdı. Narlı köyünün yukarı kesimlerindeyiz. Maalesef burada hoş olmayan bir manzara var. Köyün evsel atıkları, molozlar ve bahçe atıklarını buraya dökmüşler. Fakat burada ilginç bir bitki var. Eşek ayarı. Kapıdağ yöresinde ise acı düvelek ya da şeytan kereği olarak biliniyor. Bu bitki 1-3 metre boylarında sürüncü bir bitki. Üçgen kalp şeklinde yaprakları var. Yine şu anda Haziran ayındayız ve sarı çiçeklerini görebiliyoruz. Hatta birkaç meyve de çıkmış durumda. Meyveleri olgunlaşınca sarıya dönüyor ve bu gösterdiğimiz kese patlayarak yaklaşık 1 metre uzağa gidiyor. Tohumlarını böyle saçıyor. Anadolu'da ve Kapıdağ Yarımadası'nda da sinüzit tedavisinde kullanılıyor. Fakat kullanımı son derece zararlı bir bitki. Ölümle sonuçlanabilecek vakalara neden olabilir. Bundan dolayı bir doktor kontrolünde, hatta bir fitoterapist kontrolünde kullanılması önerilir. Kenarında ebe göbeciyle karşılaştık. Ebe göbecinin yaklaşık 1 metreye uzanan gövdesi var. Gövdesinin üzerinde kaba tüyleri var. Yine pembe çiçeklerinin çizgileri var. Ebe göbeciyi gıda sanayinde ve ilaç sanayinde sıklıkla kullanılıyor. Özellikle sindirim ve solunum sisteminin yumuşatıcı etkisi var. Bitkinin hem kökü hem gövdesi, tohumları ve çiçekleri de sıklıkla kullanılıyor. Hiçbir yan etkisinin olmadığı yazılıyor kaynaklarda. Kapıdağ yöresinde de eme gübeci olarak tanınıyor. Ve özellikle yaprakları karışık ot yemeklerinde gıda olarak tüketiliyor. Çiçekleri ise kurutulup çay olarak içiliyor. Ve özellikle kuru öksürüğe ve balgam söktürmeye iyi geliyor. Kapıdağ'ın bitkilerini ve bitki bilgilerini araştırdığım yolculuğumun sonuna yaklaşıyorum. Kapıdağ doğasının, kültürünün ve kaybolmaya yüz tutmuş tohumlarının devamlılığı için emek veren Kadir Bey'i ziyaret edeceğim.
Bu bölgeyi hem doktor olarak hem de bir doğa sevdalısı olarak gezen, buranın sorunlarına tanıklık eden birisi. Yaşadığı yere Ocaklar Köyü'ne gidiyorum. Tabii çiftçi her şeyin kolayına kaçıyor. Bu da kolay bir yöntem. Yani ilacı atıyorsunuz, artık ne sürmek zorunda kalıyorsunuz ne başka bir şey. Tamamen bir steril alan oluşuyor burada. Ama bu sadece bu bahçede oluşmuyor. Bütün bir zeytinlik alanlarda oluştuğu zaman geniş bir alanda biyoçeşitlilik açısından ciddi bir sıkıntı baş gösteriyor o zaman. Bu kimyasalların bir kaybolmadığı doğada onu da hatırlamak lazım. Kapıda çok özel bir yer. Asya-Avrupa geçişi olan müthiş bir biyoçeşitliğin olduğu, güney yüzü Akdeniz iklimi, kuzey yüzü Karadeniz iklimi, her şeyi bulabileceğiniz, her türlü bitkiyi bulabileceğiniz bir yer. Ormancılık açısından da monokültürüne bir çam ekimleri de söz konusu. Bunlar da geniş bir arazide biyoçeşitliliğe zarar veriyor. Oradaki florayı bozuyor. Özellikle toprak yapısını bozdu geçtiğimiz senelerde. Bu da çok ciddi sorunlardan bir tanesi. Bunların yanı sıra tabii ki sanayileşme tehditleri de var. Aslında Bandırma'nın daha öncesinde bir sanayileşme deneyimi var. İşte gübre fabrikaları, Bağfaş'ın, sülfürik asit ve etibor tesisleri. Bunun yanı sıra kentsel bir yerleşimler de var. Bandırma ve Erdek'in büyümesi. Bunların getirdiği denize yönelik kirlenme sorunları var. Çünkü herhangi bir arıtma yapılmadan denize salınıyor. Fakat bunların da ötesinde bir büyük sanayileşme tehdidi de var karşısında. Yeni yasa da çıktı zaten. Bir konu, daha doğrusu yasal düzenleme diyelim. Yasa değil çünkü. Zeytinliklerin kullanımına ilişkin, sanayi alanlarının yapılacağına ilişkin zeytincilerin de büyük sorunları var. Ama böyle bir sanayileşme açılması durumunda bu biyoçeşitliliğin bir çember içerisinde, bir sanayi çemberi içerisinde kalacağını göz ardı etmemek lazım. Ve elimizdeki çok büyük değerleri de kaybedeceğiz. Bu anlamda da sanayileşmenin büyük tehditini de bir yere yazmak lazım. Kadir Bey'in anlattıkları Kapıdağ'ın canlılarının geleceği konusunda beni kaygılandırsa da onun ve arkadaşlarının yürüttükleri bir çalışma beni gelecek için umutlandırdı. Bu çalışmayı yerinde görmek istiyorum. Bahçe bir tohum ambarı olarak tasarlanmış. Kişisel çabalarla burada yerel tohumların yaşatılması, denenmesi, adaptasyonların olup olmaması ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Başta buğday türleri, yaklaşık 3-4 çeşit buğday türü burada deneniyor. Yine buraya özgü Kapıdağ ve Marmara Adaları'na özgü Adakarası üzümü de burada deneniyor, deneme ekimleri yapılıyor. Burada çok ilginç bir şey var. Diğer bahçelerde görmediğimiz bir şey. Herbisit kullanılmıyor, ot ilacı yani. Bundan dolayı etraf yabani bitkiler çevrelemiş. Gördüğünüz gibi papatyalar, orada sarı kantaron, yabani yulaflar ve bitki çeşitliliğinin, zenginliğinin en çok olduğu bahçedeyiz şu anda. Sadece burada biçme ve sürme yapılıyor. Bundan dolayı da bitkiler köklerinden kazınmadığı için yeniden tohum üretip burada tabiri yerinde ise bir tıbbi aromatik bitki bahçesi oluşmuş durumda. Kapıdağ Yarımadası çok büyük bir doğal ve kültürel zenginliğe sahip. Bu özellikler burayı yeni nesillere aktarmamız gereken önemli bir biyokültürel miras alanı yapıyor. Fakat bu değerli miras tarım ilaçlarının, çevre kirliliğinin, doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesinin ve mevcut kentleşme ve sanayi planlarının tehdidi altında. Umudumuz buradaki bu mirasın korunması
bitkilerin ve bitki bilgeliğinin gelecek kuşaklara aktarılması.